Verseler de dünya malı istemem. Seni ister deli gönül hep seni. Köşkü saray ne ki çalı istemem. Seni ister deli gönül hep seni. Lokma lokma yutkunduğum aşımda, gündüz hayalimde, gece düşümde, bir garip sevdadır döner başımda. Seni ister deli gönül hep seni. Senin için dağlar aşar türküler, senin için yara deşer türküler, senin için tutsak düşer türküler, seni ister deli gönül hep seni. Yunus'un denizde yüzdüğü gibi, koyunun kuzusuna gezdiği gibi, aşığın aşkına yazdığı gibi, seni ister deli gönül hep seni. Yağmur bulutları döktüğü anda, dağların dumanı çöktüğü anda, sabahın güneşi söktüğü anda, seni ister deli gönül hep seni. Dağlara yürürken yörük kervanı, varlığın yokluğun sensin devranı, ne istersin diye gelse fermanı, seni ister deli gönül hep seni. Kıyamet mi kopar murada ersem, baban olup goncalarımı dersem, nerede el örmesi bir kilim görsem, seni ister deli gönül hep seni. Rüzgar vursa sarı alıç sallansa, elmaların yanakları allansa, alaçördük tadın alıp ballansa, seni ister deli gönül hep seni. Garip sefaiyem gam kapısında, muhabbetim haktır dem kapısında, elif dergahında, mim kapısında, seni ister deli gönül hep seni. Seni ister deli gönül hep seni, hep seni. Emir'le Gönülden Düşenler programı reklamlardan sonra tüm hızıyla devam ediyor. Murat Yuvanç ve Semiray Sezgin ile birlikte programımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. 0545 508 45 45 WhatsApp hattımıza gelen mesajlar, biraz sonra canlı yayında onları okuyacağız. Göndermeye devam edin. Çok sayıda mesaj da reklam arasında gelmiş bu arada. Semiray Hanım, efendim? Şimdi şairler çeşitli ilhamlar gelince böyle ortamlarda, değişik ortamlarda, hı hı, şiir yazarlar. Sizin var mı öyle bir özel şiir yazacağınız zamanlar, ortamlar var mı? Yoksa ilham bana nerede gelirse ben hemen oturur orada şiirimi yazarım mı diyorsunuz? Şimdi ben tabii ki herkes gibi belirli olaylardan etkilenerek, belirli duygu akımıyla yazıyorum. Benim için en çok sabah erken saatlerde ya da gece yarısı yazıyorum şiirlerimi. Ama olaydan çok etkilenmişsem, gördüğüm yeri çok beğenmişsem ya da o kişi beni çok etkilemişse bazen yazabilirim. Şimdi bir şairimiz vardı, tam ismini hatırlayamıyorum şu an ama gece saat 4'de kurardım saati diyor. Kalkıp şiir yazardım. Evet evet, benim de çoğu zaman 2-5 arası çıkmıştır şiirler. Ya. Ne zaman başladınız şiir yazmaya? İlk şiirimi hatırlıyorum, lise yıllarındaydı. Dediğim gibi 99'da İzmir'i çok özlediğim için
yazdığım şiirlerim var ama o 99'a yazdığım şiirlerim ailemle alakalıydı. İlk defa çocuklarıma yazarak başladım. Daha sonra da Akçabat'a gittiğimde İzmir'i özlediğim için yazdım. Hatta Şinik için de yazmıştım bir şiir. Neresi için? Şinik, Akçabat Şinik köyünde. Trabzon. Böyle evet, iki yamacın tam karşısında bir köyde öğretmenlik yapmıştım. Orada o manzaralarda ne şiirler yazılır değil mi? Harika. Yani tablonun içindesiniz. Karadeniz orada. Ayrı bir Karadeniz, güzel. Karadeniz, aynen öyle, ayrı bir güzel. Bizim, ben programlarımda zaman zaman söylüyorum yani. Cemal Safi büyük usta. Yaşayan en büyük şairlerden biri bizim için. O da bize konuk olmuştu. Ona sorduğumda ne zaman hocam şiir yazmaya başladınız dediğinde 36 yaşında başladım şiir yazmaya dedi. Biz de şaşırdık da böyle büyük bir ustanın niye bu kadar geç şiir yazdığını. Bana dedi ki o 36 yaşına kadar aşık olmamıştım dedi. 36 yaşında aşık oldum şiir yazmaya başladım dedi. Cemal hocam da şu an yoğun bakımda. Rahatsız, ona da buradan acil şifalar dilerim. İnşallah iyi olur ve tekrar bana söz vermişti. Programına bir kere daha geleceğim diye inşallah gelir. Özellikle Orhan Gencebay'ın, Candan Erçetin gibi isimlerin bütün eserlerine hemen hemen Cemal Hocam'ın imzası vardır. Çok güzel, çok güzel. 0545 508 45 45'e göndereceğiniz mesajlar canlı yayında. Okuyoruz onları. Konuklarımızdan istekler isteyebilirsiniz, sorular sorabilirsiniz. Biz de onları iletiriz. İyi geceler Hakan, hayırlı programlar. Senden Ağızka şiirini okumanı istiyorum. Bu şiiri Kırıkan'dan, Hatay Kırıkan'dan Şükran Demir, Erinmez Nurcan Demir adına okumanı rica ederim. Sevgiler, saygılar demiş. Sizin bu isteğinizi yani asla kıramam ama önümüzdeki hafta okuyayım söz. 150. programımızda. Çünkü şu an farklı şiirler hazırladık. Size buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Hatay Kırıkan'a. Sağ olun, var olun. Ayrıca Recep Demir'e de, Recep abiye de selamlarımızı gönderelim. Allah razı olsun, sağ olsun, var olsunlar. Ama sıradaki eser size gelsin. Babacım benim. Benim için uyan yavrumu söyler misin demiş. Ekin Yuvanç göndermiş. Kızım. Evet. Kızım ama kızım için apayrı. Kızımın adı Ekin. Onun için Ekin idim oldum harman. Bir çok güzel ruhi su türküsüdür. Kızım için onu okuyayım. Çünkü diğeri bayağı teferruatlı bir orkestra isteyen bir eser. Kızım için yazdığım eser. Albümde de var zaten o. Evet, uyan biz de selamlarımızı diye gönderelim. Kaç yaşındaydı abi? 11'e basacak. 15 Ocak'ta 11 yaşında olacak. Ben de fark ettim zaten küçük oldum. Selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar. Manisa Salihli'den izliyoruz. Ben Orhan. Ben de Kara Tren türküsünü annem için istiyorum demiş. Kara Tren'e yoğun baskı var. Var mı? Evet. Vallahi bakalım, bilmiyorum. Okuruz birazdan. Murat ya, abiye kalmış. Okursa aklımızda, biz dinleriz yani. Aklımızda kaldığınca okuruz. Öyle yani, bir kıtada olsa söz olur. Üzerine. Murat abi. Aynen aynen. Aklımızda kaldığınca okuyalım. Ayrıca da abi bir de ben 17 yaşındayım. Hep televizyoncu olmak istiyorum. Büyüyünce senin gibi olabilir miyim? Bir de Mihriban istiyorum demiş biraz önce mesaj yazan arkadaşımız. Estağfurullah. Ne demek yani? Siz daha güzel yerlere gelirsiniz. Tabii ki olursunuz. İnşallah. İyi akşamlar Murat abi. Sıradaki eser istiyoruz. Sinem Şadiye göndermişler. Evet. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum ve size çok teşekkür ediyorum. İzmir'in değerli dostlarını ağırladığınız için. Murat Bey'den sonbaharım, Semra Hanım'dan da kar tanelerini rica ediyorum. İzmir'den sevgiler Erdal Gürlek göndermiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hasan Tuluntaş'ın ablasıyım. Murat Bey'den Gesi Bağları'nı rica ediyorum. Teşekkürler. Hasan Tuluntaş da tabii gitarda değerli arkadaşımız. Ona da mesajlar geliyor. Çok güzel. Yani Ümit Polat'a mesaj gelmese de üzülmüyor. Değil mi Ümit? Ama gelir, ona da gelir. Ümit aslında bizim gizli kahramanlarımızdan. Evet. Gitara mesaj var, kavala yok mu diyor Ümit. Merhabalar, iyi yayınlar değerli Hakan Hocam. Her zaman olduğu gibi yine değerli konuklarınızla bir aradasınız. Şiir, türkü ve muhabbet dolu bir gece olması dileklerimle. Çok değerli şaire Semra Hanımefendi, can dostuma başarılar diliyorum. Selam ve sevgilerimi yolluyorum. Değerli sanatçımıza selamlar, başarılar dilerken şahsınıza kucak dolusu selam ve sevgiler olsun. Çok değerli
Hakan Hocam demiş, İzmir'den Vahap Ünsal. Biraz önce zaten Vahap abi sana selam göndermiştik. Bir selam daha gönderelim bu çok güzel selam. Mesaj için. Çok selam kendilerine. Hasan Hüseyin Simavlı ve Süleyman Aygör. Biraz sonra zaten okuyacağım o mesajları da. Israrla göndermişlerdi. Bu civarlarda konserleri var mı diyorlar. Facebook adresimize geliyor Hakan Demir'le gönülden düşenlere. Onu da unutmadan sorayım. Şimdi yaz döneminde aslında belediye etkinlikleri vardı birkaç tane. Onlara gittik ama şimdi bizim yani ticari anlamda düşündüğümüzde Türkü Kafe formasında bir yerimiz var dediğim gibi. Şimdi bu anlamda biz konserler için çok zaman bulamıyoruz. Ama davet edilirsek tabii ki seve şimdi seve Murat abi, gideriz. Yani bunu soran izleyicilerimiz senin konserin olduğunu nasıl haber alacaklar? Şöyle yapalım. Facebook üzerinden de internet üzerinden de değil mi? Murat Yuvanç olarak girdiler mi? Tabii. Seni takip edebilirler. Aynen. Oradan da ne zaman konser oluyor, hangi bir etkinliği oluyor aynen. Murat abi takip edebilirsiniz. Selamlar, ben Manisa Demirci'den Yusuf. Denizin dibinde haççemi istiyorum demiş. Tam da Murat abinin tarzı. Değil mi evet, Murat abi? Yani. Kalıptan belli zaten. Siverek'ten yazıyorum. Benim gönlümün ilk eri, hayatımın son neferi. Canım oğlum seni çok seviyorum, seni çok özledim. Annem ben demiş. Annem. Ya. Biz de selamlarımızı gönderelim Siverek'e. Annelere hürmet. Sevgi evet, ve selamlarımı yolluyorum. Selamlar. Evet. En son konuştuğumuzda bayağı ağır rahatsızlığı var. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şifa diliyorum. Bizden de. Hazır yanımda olsun inşallah. Yani annemle ilgili daha sonra tabii ben onu arayıp görüşeceğim tekrar. Şimdi bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Seni ister deli gönül, hep seni şiiri, sesinize çok yakıştı. Tebrikler Hakan Bey, sevgiler demiş Sevim Arıcak Fethiye'den. Yani Sevim Hanım gibi güzel bir şair, daha önce konumuz olan bir şairin de beğenmesi tabii bizi ayrıca mutlu ediyor. Sağ olsun, var olsun. İzmir Balçova'dan Demo, Hasan ve Taner programınızı heyecanla izliyoruz. Başta Hasan Tuluntaş abimize ve sizlere selamlar demişler, sağ olsunlar. İyi akşamlar Hakan abi, ben Fatma Nur Karakayış. Abi TRT'de okuduğun şiiri benim için okur musun, 40 yaştan gönderiyorum demiş. Sağ olsun, var olsunlar. Evet Fatma Nur, sen bizim için önemlisin, değerlisin, sağ olsun, var olsun. Onun için biraz sonraki şiirimizi senin için ve ailen için gönderelim. Atmanır. Zaten ilk okuduğum şiirde TRT'de okumuştuk. Evet, şimdi aklıma geldi. Ama biraz sonra da okuruz gene. Farklı bir şiir. Kolay gelsin Siverek'teki ailen, her zaman sana destekçi, bize armağan edeceğin şarkıyı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu mesajı canlı yayında okursanız çok seviniriz demişler. Biz de okuduk. Aracı olarak ilettik mesajınızı. Akrabalar bir mesaj istiyor. Teşekkür ederim. Eyvallah. Siverekli misin? Evet, Siverekliyim. Dersim coğrafyasındanız ama Siverekliyim. Orada doğdum. İzmir'de büyüdüm. Çocuk yaşlarda İzmir'e geldim zaten. Coğrafya aynı coğrafya zaten. Evet. Değişen bir şey. Çünkü Siverek'ten çok mesaj geliyor, ondan dedim. Yani. Sevgili abim, dostum Murat abi, eski dostum Hasan ve Ümit'e sevgi ve selamlar. Murat abi ve Hasan'a da selamlar demişler. Bülent Göksu sanırım gönderen. Mühür gözlümü istedim, tekrar mesaj yazıyorum demiş. İnşallah repertuvarda varsa, sırada kalırsa, vakitte kalırsa okuruz. Hocam sizi ekranlarda görmek çok güzel. Size soruyor. Ben size bir şey sormak istiyorum. Neden edebi eserlerde Yusuf teması çok işlenir? Yusuf neyi temsil eder? Ben Asuman demiş, size soruyor. Yusuf neyi temsil eder? Yusuf belli bir olgunluğa erişmek için kuyulara atılmayı temsil eder. Belli bir olgunluğa erişmek için ihaneti temsil eder. Kardeşlerinin ihanetine uğramıştır. Yusuf acıları çektikten, belli bir olgunluğa eriştikten sonra bir Mısır'a sultan olmayı temsil eder. Yusuf zarif insan olmayı, güzel insan olmayı temsil eder. Nacizane söyleyeceğim bunlar. Evet. Ben Trabzon'dan Murat. Ya da Murat Bey'e sevgiler. İsmini yazmamış izleyicimiz. Trabzon'dan selamlar var abi sana. Çok teşekkür ederim. Biraz karışık gelmeyeceğim. Sanırım öyle demek istemişler. Eyvallah.
Osman vardı, Osman olabilir. İyi akşamlar, ben Rojgül. Çok sevdiğim dayım Murat Yuvanç'tan Dostum Dostum türküsünü istiyorum demiş. Diyelim. Onu çok seviyoruz demiş ama Dostum Dostum'u zaten söyledik. Benim kendime ait olan bir eser var. Dostum adlı eser. Onu istemiştir o. Bu arada güzel bir mesaj da geldi. Ziraat Odası Başkanım Süleyman Boğaz da bizi izliyormuş. Bizleri unutma, bir türkü gönder bize demişler. Sağ olsun, var olsunlar. Süleyman Başkanımıza buradan selamlarımızı gönderelim. Değerli Başkanımıza biraz sonra Murat abiden bir türkü göndereceğiz. Sanatçının sesi ve yorumu çok güzel. Harika bir yayın. İzmir Yürekli Şiirler 3'te kendisini konuk etmek isteriz. İnayet Milli Dergisi. Harika bir yayın bu. Her zamanki gibi takipteyim demiş. Sağ olsun, var olsun. Teşekkür ederim. İnayet Hanım'a selamlarımızı gönderelim. Çok teşekkür ederim. Yüreklerine sağlık. İnşallah. Ben de seve seve zamanım uygun olursa elbette katkıda bulunmak isterim. Her zaman görüştüğümüz güzel bir insan. Eyvallah. Yüreklerine sağlık. O programlara ben de katılıyorum. Murat abi, seni haberdar ederim yani. Tabii. İletişim kurmanızı sağlarsın programdan sonra. Teşekkür ederim mesajımı okuduğun için demiş Asuman. Ne demek yani? Siz gönderdikçe biz okumaya devam ederiz. Asuman Hanım'a da selamlarımızı gönderelim. Şükrü Yıldız Trabzon'dan. Herhalde biraz önceki mesaj. Evet, evet. Mesajlar gelmeye devam ediyor ama biz bir ara verelim. Semiray Hanım'a doğru dönelim. Hangi şiir var sırada? Şimdi Erdal Bey'i kırmak istemem. Eşleri de bir öğretmen arkadaşımdır. Birlikte aynı lojmanda kalmıştık. Kar taneleri diyelim o zaman. O zaman bir fon müziği rica ederim arkadaşlarımızdan. Kar taneleri. Karlar yağıyor bu kente gene, yakıyor içimi, her bir tanesi yanıyor. Karlar düşüyor penceremin pervazına, kuşlara sesleniyorum sessizce. Düşüyor kalbimden şiirin hece hece, seyrediyorum. Sırlarımı sakla ey doğanın gelinliği, kalabalık içindeki yalnızlığı. Gidiyorum bu kentten sessizce, sızılarımı ardıma atıp kırıyorum zincirlerini zalimliğin. Gidiyorum. O kadar eminim ki kararlarım met cezir yaşamıyor. İnce bir sızı kaldı dipte köşede sadece. Üşüyor biraz hayallerim, biraz da yakıyor içimi kar tanelerim. Yanıyorum. Yanıyorum, yolcuyum bu kente. Gider ayak yorgunlarım, yorgunluklarım denizde artık. Kimselere kırgın falan değil. Enel hak yolculuğu ufukta görünen. Giderken sonsuzluğa el sallıyorum. Kentin tüm sokaklarına kar olup yağıyorum. Ağzınıza göre sağlık. Teşekkür ederim. Güzel bir şiir. Ağzınıza sağlık. Murat abi. Efendim, şimdi buyurun. Bizim bir Refik abimiz var. Refik Kamış. Çok evet. Değerli bir insan. Güzel bir insan. Her zaman bizi sıkı takip eden değerli abimiz. Ona da buradan selamlarımızı gönderelim. Eyvallah. Murat Bey'den diyor, Ekim idim oldum harman türküsünü özel olarak istiyorum diye ısrarla istiyor, sağ olsun, var olsun. O eseri bir alalım mı? Çünkü biraz önce de kızınız mı istemişti? Ekin, yok. Ekin idim oldum harman. Kızımın adını koyduğum bir türkü zaten. Ekim değil o. Ekin idim oldum harman. Çok güzel. Kızımın adı Ekin. Bu türküden geliyor. Ben de
Sevgili dostum Refik miydi? Refik. Refik dostuma da buradan selamlar iletiyorum. Sevgiler, saygılar iletiyorum. Seve seve okurum. Çünkü kızımın dediğim gibi evet. adını koydum. Türkü zaten. Özel bir türküdür. Özel olarak istiyor. Her tamam. programa ben gelmeden önce de türkü ister ama bunu ısrarla istiyor. Evet. Özel olarak söyledim. Mikrofonu da çekelim Murat abi unutmadan. Tamam. Elimden geldi. Refik Kamış'a ve Murat abinin kızı Ekin için. Ekin de değil mi ismi? Ekin için. Evet, ona göre. Ve bir de Siverek'ten akrabalarımız için gelsin. Evet, oradan bayağı bir taraftar desteği aldık çünkü bu evet. akşam. Sağ olsunlar. Düşürdün aşkın arına, düşürdün aşkın arına, karıştırdın küle beni. Atın yolun kenarına, yar geçtikçe göre beni. Atın yolun kenarına, atın yolun kenarına. Yar geçtikçe göre beni, yar geçtikçe göre beni. Meleşir kuzular, kırda meleşir kuzular. Derdim çok yârim sızılar. Gönül sevdiğin arzular, götürsünler yâre beni. Gönül sevdiğin arzular, gönül sevdiğin arzular, götürsünler yâre beni. Götürsünler yâre beni. Ecel gelir haktan ferman, ecel gelir haktan ferman. Can çekilir kalmaz derman.
Ekin idim oldum harman. Savursunlar yele beni. Ekin idim oldum harman. Ekin idim oldum harman. Savursunlar yele beni. Savursunlar yele beni. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Sesiniz çok güzel. Çok sağ ol. Evet. Bu şimdi 0545 508 4545'e mesajlar gelmeye devam ediyor. Onları da yavaş yavaş tekrar okuyalım ki son bölümümüzde zor durumda kalmayalım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Hasan Tulumtaş'ın kız kardeşi Murat abimizin sesine, yüreğine sağlık demiş. Teşekkür ederim, çok sağ olsun. İzmir Hatay'dan Ramazan Kucak, ya da yanlış yazmış olabilir, Ramazan Kucak dolu sevgiler demiş olabilir. Selamlar Murat Yuvanç hocamdan ve ekibine, heyecanla TV kanalınızdan izliyor, takip ediyorum. Başarılar demiş. Hayırlı yayınlar Siverek'ten Murat Yuvanca'ya çok selamlar. Ağzına yüreğine sağlık demiş. İzleyicimiz ismini yazmamış. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Hakan abi hayırlı programlar. Selamun aleyküm. Nasılsın? Aleyküm selam. Ben Koca Esken Mahallesi'nden Murat. 15 Temmuz şehitleri için şiir istiyorum. Tüm 40 ağaçlara gelsin demiş. Allah razı olsun. Sağ ol, var ol. Tüm Koca İskan'a ve 40 ağaca selamlarımızı gönderelim değerli Murat kardeşimize. İnşallah daha sonraki programlarımızda okuyalım. Biraz sonra okuyacağımız şiiri size gönderelim. İzmir Çiğli'den ben Orhan. Programınızı zevkle izliyorum. Can dostum Murat Bey'e duyguyla sundu her türkü için teşekkürler demiş. Teşekkür ederim. Yüreğine sağlık Orhan dostum için. Bülent İkinci, Hakan abi harika bir yayın. Emeğinize sağlık. Murat abinin sesini çok sevdik. Böyle sesler de varmış. Dinlerken bizi alıp götürdü. Harika bir program. Teşekkür ederim sana demiş. Sağ olsun. Biz de Bülent İkinci değerli kardeşimize selamlarımızı gönderelim. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Biraz sonra mesajlara döneceğim ama bir şiir gönderelim izleyicilerimize. Size Bıraktım isimli o müthiş şiiri tüm biraz önce benden şiir isteyenlere gelsin. Bir fon müziği rica edelim arkadaşlarımızdan. Bana Mevlana'yı, Yunus'u verin. Mecnun'u Leyla'yı size bıraktım. 40 yıldır susuzum, bir tas su verin. Irmağı Derya'yı size bıraktım. Talipli değilim şöhrete şana, makamı rütbeyi yük etmem cana. Dostluk, sevgi, şefkat yetiştir bana. Dövüşü, kavgayı size bıraktım. Zaman yoktur ekip biçip sürmeme, ham topraktan haram mahsul dermeme. Bir tek gönül kafi gidip girmeme, konağı, sarayı size bıraktım. Çok da değil, hakta buldum huzuru, istediğim alın teri, göz nuru, benliği, kibiri, iğrenç gururu, beyazı, maviyi, karayı size bıraktım.
Hiçbiriniz telaş etmesin boşa. Doyacak gözünüz toprağa taşa. Beni inancımla koyun baş başa. Topyekin, topyekin bu dünyayı size bıraktım. Topyekin bu dünyayı ben size bıraktım. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Bunu da tüm izleyicilerimize gönderelim. Ayrıca Hakan Demir'le gönülden düşenler Facebook adreslerimizden çok sayıda mesaj geliyor. İnşallah onları da yetiştireceğim. Oradaki değerli dostlarımıza da göndermiş olalım bu şiiri. Şimdi şöyle listemize bakalım. Bir aşan bilir, uyan sunam, ne ağlarsın, hangisi gelsin? Murat abi hepsi birbirinden güzel. Aşan evet. Bilir mi diyelim? Aslında... Evet, aşan bilir diyelim mi? Aşan bilir. O zaman bunu Karlı da, Dağ'ın ardını olabilir. Evet, bunu da yine mesaj atan tüm izleyicilerimize gönderelim. Aynen. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini. Bülbül kaç aldın aman, aman 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 aman. Gülün ardını gül alıp satmanın aman 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 ey. Zamanı değil, zamanı değil. Bülbül kaça aldı gülün ardını, gül alıp satmanın aman 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 ey. Zamanı değil, zamanı değil. Boyundan uzun yavrular gözümden, bir salgın üzüm ölmeden o yari aman 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 aman.
görürse gözü, görürse gözü. Koyun kuzu kurban aman 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 ey. Olur o zaman, olur o zaman. Koyun kuzu kurban aman 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 ey. Olur o zaman, olur o zaman. Koyun kuzu kurban aman 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 ey. Olur o zaman, olur o zaman. Murat'a bu türküyü biliyorsun ki hani bütün sanatçılar söylüyorlar. Gerçekten sevilen bir türkü. Evet. Ama gerçekten senin sesinden dinlemek ayrı bir zevk verdi. Çok teşekkür ederim. Ayrıca üzerinize sağlık. Tebrik ediyorum ben. Çok müthiş. Sağ olun. Zaten severek dinlediğimiz bir türkü ama senin ederim. Sesinden gerçekten eyvallah. Ayrı bir güzel oldu. Sesiniz dolduruyor maşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir şair sizce nasıl olmalı Semiray Hanım? Bir şair. Sonra da bir sanatçı nasıl olmalı diye Murat abiye soracağım. O yüzden tamam. Şimdiden söyleyeyim ki Murat abi hazırlıklarını yapsın. Yani. Küçük bir şiirim var. O içeriğinde bu konuşmadan sonra onu okumak istiyorum. Demek istediğim şu. Bir şair nasıl olmalı? Bir şair topluma duyarlı olmalı. Bir şair halkını benimsemeli. Halkıyla, halkının duygu ve düşünceleriyle, halkının sosyal yaralarıyla, halkının inançlarıyla, kendine ait milli, milletine ait o milli duygularla evet. Dolu olmalı. Bravo. Yani duyarlı olmalı sanatçı, şair, sanatçı. Sanatçı da öyle canım, aynen. Fark etmez. Bana göre hani eskiden sanat toplum için midir, sanat için midir tartışması olmuş bir zamanlar. Bana göre sanat toplum içindir. Sanatçı da toplum için, şair de toplum için olmalı. Kendine ait değerlerini anlatırken halkın önemsediği, acı duyduğu ya da mutluluk duyduğu şeyleri dile getirmeli. Özlemlerini, sevdalarını. İşte beyefendi de ne yapıyor? Bir sanatçı olarak sazıyla, sözüyle insanların duygularını, düşüncelerini ifade ediyor. Biz de onu zevkle dinliyoruz. Biz yazıyoruz. Beyefendi gibi değerli sanatçılarımız da onları besteleyerek ya da kendileri de yazarak halka sunuyorlar. Böyle olmalı diye düşünüyorum. Evet, gerçekten sanatçı da şair de değil mi? Murat abi şöyle yaşayışıyla, hareketleriyle, gençlere özellikle örnek insanlar olmalı. Evet. Sizce Murat abi bir sanatçı nasıl olmalı? Bana göre bir sanatçı. Şimdi ben kendim baz alırsam, şimdi herkes bir şeyler söyler sanat hakkında. İlk başta sanatçı muhalif olmalı diye düşünüyorum açıkçası. Neden? Çünkü ufku geniş olması lazım. Belli bir kalıp içine, belli bir resmiyet içine bir sanatçıyı sokmaya çalışırsanız bence çok başarılı bir emek elde edemezsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bakacak olursanız bizim çıkan ozanlarımıza bakın. Şimdi eskiden böyle bir saray edebiyatı ve halk edebiyatı denen bir olgu vardı. Şimdi bugün bir sürü saray edebiyatından olan insanlar unutulmuş ama Pir Sultanlar, Karacaoğlanlar, Daimiler, Nesimiler, Mahsun-u Şerifler hiçbir zaman unutulmamıştır. Bu kaynağını halktan aldığı için, halktan beslendiği için sosyal ve ahlaki duruşları kesinlikle hiç ayrımcılık yapmadan, hiçbir mezhep ayrımcılığı olsun, hiçbir farklı ayrımcılık olsun bunları yapmadan sanatını icra eden insanlar gerçekten onurlarıyla, şerefleriyle bu ülke için bana göre çok büyük işler, edebi eserler, güzel ezgiler bırakmışlardır. Bu anlamda da zaten benim örnek aldığım, saydığım Anadolu ozanlarıdır. Örnek aldığım
kendime gerçekten örnek olarak benimsediğim bunlardır. Yani bir şeyler yapabiliyorsak ve artı sanatçı nedir? Gerçekten karşıdaki insanın yüreğine dokunabiliyorsa bana göre sanatçı budur. Yani yüreğe dokunmak çok önemli. Şeyh Bedrettin'in çok güzel bir sözü var bu anlamda. Benim hayat felsefem çok basit aslında. Yar yanağından gayrı her şeyi paylaşmak. Benim felsefem budur. Ahlaki duruşum, sosyal duruşum. Sadece bunun üzerine kurulu açıkçası. Ya bana göre sanatçı böyle olmalı. Ya ben şöyleyim böyleyim diye iddiayla hiçbir zaman böyle bir şey bulunmam. Çünkü sanatçının referansı da sonuçta kendisidir. Eskiden halk ozanları, aşıklar böyle teknolojinin olmadığı zamanlarda değil mi? Bir şehirden bir şehire yani. Onları beklerlermiş. Acaba aynen, neler aynen. Oldu Ankara'da, İstanbul'da doğru. Ya da Türkiye'de değil mi? Doğru. Onları kahve kahve dolaşıp anlatırlar. Tabii yani bu çok emekle kurulmuş gerçekten inanılmaz bir halka dayalı bir sistem yani. Biraz da acıyı, hasreti, gurbeti seven bir millet. Duygusal bir millet. Arabeskin sevilmesi de Türkiye'de. Aynen. Bu nedenle. Aynen. 0545 508 45 45'e mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Biz de onları canlı yayında okuyoruz. Biraz sonra okumaya da devam edeceğiz ama hadi Semra Hanım'a da orada dönelim. Var mı sırada bir şiir? Var. Hangi şiir var? Ölüm vuslat olmalı. O zaman bir fon bizi rica edelim arkadaşlarımızla. Ölüm vuslat olmalı. Kırık dökük dizelerin arasına sığdırırım iniltilerimi. Kalbim hüzünlü şarkılar çalan kemanlar gibi. Dilim lal olmuş bülbül misal. Gönlüm hazan mevsiminden kalan ağaçlara eş. Yaprakları dökülmüş. Can suyu çekilmiş sanki. Hasret kavuruyor çöl rüzgarları gibi. Yeni bir gün gibi doğmalı pembe ufuklardan hayallerim. Üstü açılmamış içinde zümrütlerin, yakutların olduğu sandıklar gibi. Hani gökyüzünde Rabbin tuvalinden çıkmış gökkuşağı. Gözler kamaşmalı alabildiğini, kelimeler kifayetsiz kalmalı inan. Kelebekler uçuşmalı rengarenk, kuşların korusu inletmeli her yeri. Portakal çiçekleri kokmalı ortalık. Boynunda çıngıraklarıyla geçen kuzular kadar masum ve temiz gelmeli önüme. Akmalı gönlüme, bütünleşmeli gönlüm ve ruhum. Çıkmalı arş-ı âlâya. Sana demiştim ya, mavi elbisemin fırfırları uçuşmalı o zaman gökyüzünde. Ben de alabildiğine sema etmeliyim melekler. Ruhum salt ve günahsız olmalı o zaman. Ölüm, Mevlana'nın dediği gibi. Vuslat olmalı. Ölüm Mevlana'nın dediği gibi vuslat olmalı. Ağzınıza gönlünüze sağlık. 0545 508 45 45'e mesajlarımız gelmeye devam ediyor ama Hakan Demir'e gönülden şöyle Facebook sayfamıza gelen İstek şiirler var. Canım dostum istiyorlar. Onlar için bir fon müziği rica edeyim arkadaşlarımızdan. Bu şiiri de grubumuzdaki arkadaşlarımıza gönderelim. Şans gülmemiş, düşmüş dara, yüzü asık, bahtı kara, gönlünde geçmez bir yara. Canım dostum, canım dostum, gönüldaşım. Aldatılmış, çekmiş cefa, bulamamış ahde vefa,
gülmemiş, gülmemiş bahtsız bir defa. Canım dostum, gönüldaşım. Hayaller kurmuş boşuna, el değmemiş gözyaşına, kala kalmış tek başına. Canım dostum, canım dostum, gönüldaşım. Ardından plan kurulmuş, sırtından hançer vurulmuş, hayattan bıkmış, yorulmuş. Canım dostum, canım dostum, gönüldaşım. Mertti, kimseyi satmadı, helale haram katmadı. Hakan'ın, Hakan'ın seni unutmadı. Canım dostum, canım dostum, gönüldaşım. Canım dostum, gönüldaşım. Bunu da yine biraz önce söylediğim gibi Hakan Demir'le Gönülden Düşenler Facebook adreslerimize, mesaj gönderen izleyicilerimize gelsin. 0545 508 45 45'e gelen mesajlara şöyle bir bakalım. Selamlar, saygılar. Ramazan Yavuz ben. Murat Yuvanç hocam ve ekibine TV programınızda ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Heyecanla takip ediyorum. Bir isteğim olacak, bir gönüle aşk girince demiş. Kamera İyi. Bana dönebilir mi? Kamera bana dönebilir mi hemen? Ramazan kardeşime çok değer verdim, sevgili dostum. Elimdeki repertuarı şimdi çevireceğim. Hangi türkü olduğunu göstereyim Ramazan'a. Yakın alabilirse eğer. Evet, bir gönüle aşık girince. Tam da onu söylemeye hazırlanıyordum yani. Evet. Özkan Çam, Aşıklar Diyar Uşak'tan selam olsun. Sanatçılarımız harika bir program yapıyor. Selamlar demiş, sağ olsun. Var olsun izleyicimiz güzel mesaj için. Hakan Demir'le Gönülden Düşenler Facebook adreslerimize gelen mesajlardan da bazılarını hemen okuyalım. Ayrıca 0545 508 45 45'e de mesaj göndermeye devam edebilirsiniz bu arada. Vedat Yaşar, hayırlı yayınlar üstadım demiş. Vedat abi de daha önce konuğumuz olan değerli sanatçılarımızdan da selamlar olsun. Orhan Oyanık, birbirinden güzel değerli konuklarınıza hoş geldiniz diyoruz. Size de yayın hayatınızda başarılar diliyorum Hakan Bey. Ayrıca sanata ve edebiyata yaptığınız katkılarınızdan dolayı müteşekkirim size demiş. Orhan Oyanık da daha önce konuğumuz olan şairlerimizden biriydi. Sağ olsun değerli dostumuz. Ona da selamlarımızı gönderelim. Turan Yıldız, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Nurten Açıkbaş Gök, iyi yayınlar diliyorum, selamlar demiş. Emine Ergün, senin kadar konukların da harika. Büyük bir zevkle dinliyorum ve izliyorum her hafta olduğu gibi abi demiş. İster ağla ister uyu bebeğim şiirini istiyorum demiş. Onu da haftaya inşallah okuyacağız. 40 yaştaki canım aileme, yurt dışındaki Hatice ablama gönderiyorum bu şiiri demiş. Hüsnü İkizceli buradan da mesaj göndermiş. Semiray Sezgin'e ve Murat Yuvanç'a selamlar demiş Ankara'dan. Biz de bir kez daha selamlarımızı gönderelim. Evet, Hamit Karaca, değerli şairimiz, değerli abimiz. Hamit evet, Karaca da daha önce konuğumuz oldu. Güzel bir insan. Selamlarımızı gönderelim. Kesinlikle. Buyurun Semiray. Hamit Bey, çok teşekkür ediyoruz. Biz de size selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, biz de teşekkür ederiz. Hamit abiye de selamlar diyelim. Hayırlı akşamlar, başarılar dilerim Hakan Bey. Semiray Hanım'a ve Murat Bey'e başarılar demiş Hamit abi. Muhammed Cevdet Uyar, Soma'nın Sesi gazetesinden selamlar, iyi yayınlar demiş. Cevdet abiye de selamlarımızı gönderelim değerli abimize. Vahap Ünsal buraya da mesaj göndermiş. Vahap abi sağ olsun bize her koldan. Anlamadım. Sağ olsun. Her koldan mesajlarını gönderiyor. Sağ olsun, var olsun, ne yapar. Ali Rıza Etiş, size ve değerli konuklarınıza sonsuz başarı dileklerimle, iyi yayınlar diyorum. Selam, sevgi ve saygılarımla. Ali Rıza abi de daha önce konuğumuz olan, gerçekten gönlü güzel isimlerden biriydi. Ali Rıza abiye de selamlarımızı gönderelim değerli şairimize. Selda Gül, başarılı yayınlar diliyorum. Murat Yuvanç dostumuza Denizli'den selam ve sevgiler demiş. Teşekkürler. Selami Tıraşlar, Hakan dostum, size ve değerli konuklarınıza başarılar diliyorum demiş. Selam abi de daha önce konuğumuz olan şairlerimizden biriydi. Sağ olsun şairlerimiz. Murat abi, şairlerimiz, sanatçılarımız gittikten sonra unutmuyorlar bizi. Sürekli
Yani sen de bundan sonra gidince bizi izle ve mesajlarını gönderme, ihmal etme. Yani arayan, size mesaj yollayan şair dostlarım, ben yarısını zaten tanıyorum. Birebir dostluğum var. Evet. Hemen biraz hızlı geçtiniz. Sevda Gül var. Çok değerli, sevdiğim bir dostumdur. Ve Sevda değil, Selda. Selda Gül, evet. Özür dilerim. Çok güzel şiirleri var. Hep takip ederim sürekli. Hatta bir şiirini bestelemeye de çalışıyorum bugünlerde. Güzel bir şiiri vardı. Çok duygulu bir şiiri. Yani bunun, buradan da onlara sevgi ve saygılarımı gönderiyorum ayrıca. Selam Tıraşlar Bey de özellikle ilgilendiler. Ağırlayabileceklerini söylediler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Allah razı olsun. Dostlarımız gerçekten değerli insanlar. Selam abiye de selamlarımızı gönderelim. Osman Keser. Sevgili Hakan Hocam, size ve konuklarınıza başarılar diliyorum. Çok keyifli bir program oluyor. Yüreğinize, dilinize sağlık. Kayseri'den selamlar demiş. Osman abiye de selamlar. Önümüzdeki haftalarda konuğumuz olacak şairlerden biri. İsmail Ceren Erdal, kolay gelsin Hakan abi, yayınlar diliyorum demiş. Sağ olsun, var olsun. Biz de selamlarımızı gönderelim. Evet. Programımızın artık son bölümlerine doğru hızla ilerliyoruz. Şimdi Semire Hanım, sizden şiir alacağız. Hı hı. Arkasında Murat abiyle finale gideceğiz. Tamam. Hangi şiir var sırada? Hangi şiir var sırada? Bir fon müziği gönderelim bu arada. Anneme yazdığım bir şiir var. Anne, gurbetten mektup. Kalbim sancılı, gönlüm acı içinde. Sokaklar karanlık, bir kör kuyu içinde. Gece ve yalnızlık saatlerin içinde. Gözyaşlarım sağanak yağmurlar gibi akıyor anne. Rüzgar ve ben, bir de geceyi yırtan korna sesidir. Saat olmuş gece yarısı. Gözlerim uzaklarda, seni arıyor anne. Yanan ışıklarda olmuşum arkadaş. Şimdi hangi evde çalıyor bir kaval dertli türkümüzü anne? Anne, biliyor musun? Gurbette sevda çekmeyi, acılar içinde acıya merhem sürmeyi, seni sarmak, pamuk saçlarından geçmek isterdim. Çocukluğumdaki o mutlu anları anne. Ağaçların tepesindeki kızın şimdi tahta başında veriyor çocuklara hayat dersini. Duyuyor musun uzaklardan sen okulumdaki teneffüs sesini? Biliyorum, bir gün bana elveda diyeceksin. Tutamayacaksın ellerimden bir daha. Uzaklardan öpüyorum o mübarek elini. Son kez hakkını helal et anne. Son kez hakkını helal et anne. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Semire Hanım, son düşüncelerinizi alalım. Öncelikle bir size çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Renk kattınız. Samsun'dan çıkıp geldiniz. Teşekkür ederiz. Her zaman başımızın üstünde yeriniz sağ var. Sağ olun. Neler söylersiniz? Son düşüncelerinizi alalım. Sonra ben programın kapanışını yaptıktan sonra Murat abiye döneceğim. Hakan Bey, bana göre gönlü güzel, programı güzel bir insan. Allah razı olsun. Şiir, şarkı, sanat ve program eğer güzelse, sunuşu güzelse daha tatlı, daha güzel olur. Eğer ekrana insanları davet edip onları mutlu saatler geçirtebiliyorsak, gönül tellerini titretebiliyorsak, işte o zaman biz amacımıza ulaşmışız demektir. Hem beyefendiye, Murat Bey'e, hem size, hem de tüm izleyen
değerli insanlara ve mesaj gönderenlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki gelmişim diyorum. Rahmetli annemi de buradan anmak nasip oldu. Nur için etsin. Sağ olun inşallah. Sağ olun, var olun. Murat abi, sana da ayrıca teşekkür ederiz. Sağ ol, var ol. Hasta olmana rağmen bizleri yalnız bırakmadın. Son düşüncelerini alalım. Ben programı kapattıktan sonra, kapanış yaptıktan sonra seninle veda edeceğiz. Neler söylersin? Ben kendi adım gerçekten sağlıklı bir şekilde gelip çok daha fazla zaman olsun isterdim aslında. Şimdi ben özünde şöyle bir şey var. Çok uzaktaki çok güzel insanlara buradan bir şekilde bizi kavuşturdunuz diyeyim. Bu anlamda ben size teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık diyorum. Çok geniş bir repertuarım var müzik anlamında. Ama tabii şiir ağırlıklı bir program olduğu için biz de 3-5 katkıda bulunmuş olduk. Ben de değerli hocam, arkadaşım Semire Hanım'a da çok teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim bu anlamda. Söyleyecek fazla da bir şey yok aslına bakarsan. Şiir ve türkü her şeyi söylüyor zaten. Dediğim gibi önce yüreğe dokunması gerekiyor. Sağ olun, var olun. Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programı her hafta Allah nasip ederse cumartesi günleri saat 21'de karşınızda olmaya devam edecek. Bir saniye Murat abi. Allah nasip ederse haftaya 21'de tekrar karşınızda olacağız. Programımızın hazırlanmasında bizlere desteklerini esirgemeyen Ardan Boru'ya, Hakkı Ardın'a, değerli abimize ve Akisar marka giyme kıyafet sponsorumuz Ahmet Deneç'e ve Tarık Ertikli'ye teşekkür ederiz. Sağ olsun. Var olsunlar. Haftaya 150. programımızla Allah nasip ederse karşınızda olacağız. Cumartesi günü saat 9'da ekran başında olun. Yine Murat abiye ve Semra Hanım'a teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. Mikrofonları Murat abiye bırakıyorum. Müthiş bir eserle karşınızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yüzün geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran bir Alaturka hüzün. Yüzün kıyıma vuran, anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi senden bana. Şimdi zamanı sızdıran şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların. Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu, yorulmuşsun hakkını almış yılların. Elfida bir belalı başımsın, elfida beni fark etme sakın, omuzumda iz bırakmam, yüküm dünyaya yakın. Elfida hep aklımda kalacaksın. Elfida sen eski bir şarkısın, elfida beni fark etme sakın, omuzumda iz bırakmam, yüküm dünyaya yakın. Elfida hep aklımda kalacaksın.
Yaşım artılmamış aşkın sessizliğe yakın. Kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların. Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu. Yorulmuşsun hakkını almış yılların. Elvida bir belalı başımsın. Elvida beni fark etme sakın. Omuzumda iz bırakmam, yüküm dünyaya yakın. Elvida hep aklımda kalacaksın. Elvida sen eski bir şarkısın. Elvida beni fark etme sakın. Omuzumda iz bırakmam, yüküm dünyaya yakın. Elvida hep aklımda kalacaksın. Elvida bir belalı başımsın. Elvida beni fark etme sakın. Omuzumda iz bırakmam, yüküm dünyaya yakın. Elvida hep aklımda kalacaksın.